Webtekler'e hepinize merhaba. Bugün Minecraft'ta ilk geceyi nasıl atlatmanız gerektiğini size anlatacağım. Öncelikle yani şansınız eğer benim oyunda olduğu gibi karşınıza kuzu çıkarsa direkt olarak kuzuyu kesmeniz iyi olur. Çünkü kuzunun yününü kullanarak yatak yapıyorsunuz. Bu şekilde gece olduğunda yatıyorsunuz ve gece çabuk bir şekilde bitiyor. Aksi takdirde hep beklemek zorunda oluyorsunuz. Bu arada burada şansıma kömür de çıktı. Kömür de şu işe yarıyor oyunda. Aa, yere düştü. Öldü. Oraya inersek bu arada ölürüz. Her neyse, kömür şu işe yarıyor oyunda. Yere düştüm. Bir türlü konuşamadım. Kömür şu işe yarıyor. Bu sefer anlatacağım umarım. İsterseniz kömür sayesinde yiyecekleri ısıtabiliyorsunuz. Veya bazı eşyaların yapımında da işe yarayabiliyor. Mesela kumu eriterek cam elde edebiliyorsunuz gibi. Pek tabi daha çok işe yarıyor. Benim daha henüz bilmediğim şekilde kullanılabiliyordur kömür. Ya da diğer yandan meşale yapıyorsunuz. Çok önemli bir kaynak, ateş. Yani karanlıkta etrafı görebilmeniz açısından. Şimdi 3 tane yüne ihtiyacınız var yatak için. Eğer şansınıza karşınızda kuzu olursa hızlı bir şekilde kuzuları indirmeniz çok mantıklı olur. Eğer yoksa da direkt olarak ağaç kesmeye başlayın. Yani hızlı bir şekilde 3-4 tane ağaç kesip crafting table yapmanız gerekiyor. Bu crafting table'ın amacı da yani isminden anlaşılacağı gibi eşyaların yaratılacağı yer, craft edileceği yer. Crafting table sayesinde yapıyoruz eşyaları. Şimdi benim elimde 4 tane odun var. Bunları birleştireceğim. Ve bunu elde ediyoruz. Sonrasında crafting table elde etmek için her bir kareye bir tane ağaç koyacağız ve crafting table yapacağız. Şimdi crafting table yaptım. Hemen stick yapıyorum. Stick'te çeşitli malzemeler yapmamızda işe yarayabiliyor. Meşale yapmamızda işe yarıyor mesela. Veya şimdi yapacağım gibi adını söyleyemiyorum. Yani kazma yapmamıza yarayabiliyor. Balta yapabiliyoruz. Kılıç yapabiliyoruz. Daha bir sürü seçenek var önümüzde. Şu anlık başka bir şey yapmayacağım. Bir balta yeterli bize. Yani hızlı bir şekilde balta yapın size tavsiyem. Bu sayede yani balta sayesinde ağaçları daha hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde kesiyorsunuz. Bu da tabii ki de size daha çok yardımcı oluyor. Çünkü gece olduğunda zombiler ortaya çıkıyor ve sizin gece olana kadar barınacak bir yer yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde zombilerle savaşamazsınız, yani ölürsünüz. Yani ilerleyen seviyelerde kendinize zırh giyerseniz, kılıç filan falan bir şekilde zombilere karşı hayatta kalırsınız, ama yani ilk gün kesinlikle gece barınmanız gerekiyor. Barınmak için de küçük bir kulübe falan yapmanız gerekiyor. Şimdi hep beraber bir kulübe yapacağız. Tabii kulübe içinde ağaç gerekiyor bize bayağı bir. Bayağı bayağı yapalım. Şimdi daha toplamaya devam edelim. Dediğim gibi eğer karşınıza kuzu çıkarsa hemen hemen kuzuyu kesin. 3 tane gerekiyor bir yatak için. Yün gerekiyor yani 3 tane. Şimdi bir de aslında madenlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Eğer durumunuz çok iyiyse direkt olarak mesela şu an durumumuz iyi, rahat bir yerdeyiz. Biraz da maden elde edebilirim, yani daha doğrusu kömür elde etmeniz gerekiyor aslında. Kömür çok önemli bir kaynak. Yani ilk seviyelerde kömürü aslında arıyorsunuz, ama ilerleyen seviyelerde sürekli olarak maden kazdığınız için karşınıza baya baya kömür çıkıyor. Ve artık karşınıza kömür çıktığında bu kömürü toplamıyorsunuz. Öyle bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama ilk seviyede kömüre ihtiyacınız var. Ve kömür de genelde böyle şu tarz yerlerde olabiliyor. Güneş görmeyen yerlerde falan. Çok sıklıkla karşınıza çıkar kömür. Bakalım. Bak mesela şurada. Yok, hayır, kömür değilmiş o. Ağaçmış. Uzaktan kömüre benzettim şu siyah şeyleri de. Yanıldım. Yani neyse, hemen biraz kömür arayalım. Kömür de elde edersek. Ah, şurada mesela bu kömür var. Kömür olduğunda taşlar şu şekilde oluyor ve kömür elde etmek için kesinlikle ve kesinlikle kazmanızın olması gerekiyor. Şu crafting table'dan hemen bir kazma yapalım. İki tane isteği böyle koyuyoruz. Şöyle. Yanlış yaptım. Şu şekilde kazma elde ediyoruz. O kadar yani.
Sonrasında kazmayla yapmamız gereken tek şey kazmayı kullanarak şöyle kazmak. Bu arada şurada bak gördüğünüz üzere var halen kömür. Eğer suyun altında fazla kalırsak boğulmaya başlarız. Bu arada suyun altındayken kesemiyoruz sanırım. Üstündeyken yapabiliyor muyum? Evet. Sonra suya gireriz. Toplarız kömürleri. Bu arada ilk defa suyun altında kömür çıktığını görüyorum. Yeni bir şey öğrenmiş oldum ben de böylelikle. Yani epey nadir olan bir şey muhtemelen bu. Evet. Şu kömürü de alalım. Bu arada şurada siyah kuzular var. Bu siyah kuzularında hiçbir farklılığı yok normal kuzdan. Sadece bunların içinden siyah yün çıkıyor. Temelde hiçbir farkı yok normal yünden. Yani iki tane beyaz, bir tane de siyah yününüz varsa da yatak yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Oyun size bu kolaylığı sağlıyor. Bu arada burada da sıkıştım sanırım biraz. Şöyle altına bir tane koysam. Çıkabilir miyim? Evet çıkabilirim. Genellikle burada yumurta varmış burada. Bu yumurtalar da eğer atarsak kırılıyor. Yani pek bir manası yok. Bir de bazen içinden işte tavuk çıkıyor. Ah bu arada burada inanılmaz derecede çok şey var. Kömür var gördüğünüz üzere. Hemen oraya biraz gidelim. Burada da var. Baya baya kömür yatağını bulduk yani. Biraz kömür elde edelim. Bu arada bir şey daha göstereceğim şimdi. Şunları toplayayım. Şu gördüğünüz taşları kırarak taş elde ediyorsunuz. Ve az önce ben bu katmayı yaparken odun taş bir şey kullanmıştım. Odun kullanmıştım. Odun yerine taş kullanırsam daha kaliteli bir kazma elde ederiz. Ve daha hızlı bir şekilde bu taşları kırarız. Şimdi hemen bir tane taştan kazma falan yapacağım. Size göstermek için. Şimdi crafting table'ı orada bıraktık. Hemen şöyle bir tane crafting table yapalım. Bu arada yanlış yaptım. Evet, şimdi crafting table'ımızı hemen şuraya kuralım. Sonra yine aynı şekilde gördüğünüz gibi dizilişte bir farklılık yok ama bu arada stick'e ihtiyacımız var. Unuttum. Stick yapmak için de hemen şöyle üst üste koyuyoruz iki taneyi. Bir 12 hatta daha fazla yapalım. Bir daha stick yapmayız oyun boyunca. Daha öncesinde yaptığım gibi aynı dizilimde sokuyorum. Ve bir tane kazma elde ettik. Şimdi aynı şekilde bir tane de balta yaptım. Daha iki tane balta. Hatta yine iki tane de kazma yapayım. Ve yavaş yavaş aslında barınacak bir yer ayarlamaya başlamıyorlar. Bu arada şu odundan yaptığımız kazma yatabilirim. İhtiyacımız yok artık bana. Şunu da şöyle alayım. Evet, şimdi bunu kırdık. Ben buradan aslında çıksam iyi olur. Biraz daha ağaç toplayıp evimizi yapacağız. Ah bu arada bahsetmeyi unuttum. Önemli bir konu da yemek. Karşımıza o sırada bir tane tavuk çıktı. Biraz şanslıyım. Yemek, yani şu alt kısmı gördüğünüz etle gösterilen şey karakterimizin açlık sınırı. Yani bu sıfıra düştüğünde karakterimiz canı azalmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve yemek yemeniz gerekiyor. Burada bir tane daha tavuk var. Yemek yemek için bayağı seçeneğiniz var. Çevrede gördüğünüz hayvanların etlerini kullanabilirsiniz. Veya mantar falan toplayabilirsiniz. Mantardan çorba yaparsınız falan filan. Bu arada şuradan atlayıp şöyle umarım suya düşerim. Suya düşmeseydim muhtemelen ölürdüm. Bu arada yavaş yavaş gece olmaya başlayacak yakında. Küçük bir yer inşa etsem aslında iyi olur ama çok da kapalı bir yere düştüm ya. Her neyse. Şöyle. Sıklıkla bunu yapabilirsiniz siz de. Yani bir yere çıkmak için altınıza herhangi bir şey koyup rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Sıklıkla kullanmanızı tavsiye ederim. Ama şimdi öncelikle benim bir... Aa şurada inekler var. İnekler aslında çok değerli. Yani şu manada değerli. Hem içerisinden et çıkıyor hem de kimi zaman derileri çıkıyor. Bu deriyi kullanarak da kendinize zırh yapıyorsunuz. Ama bu arada gece olmaya başladı yani iyice. Hava hafiften kararıyor. Bu zırhı yani zırh yaparsanız da zırhınız artıyor ve daha zor ölüyorsunuz. Zombilerle falan savaşabilirsiniz bu sayede daha rahat. Bu arada muhtemelen ev yapmaya pek vaktim olmayacak gibi geliyor. Çünkü gece oldu yani adeta.
Ben hiçbir şeye başlamadım bir de. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Bir yere sığınayım. Ev yapmayayım. Ya da yapabilir miyim? Pek de bir geç kaldım. Düzgün bir yer de yok. Şimdi şuraya çıkayım. Şöyle. Dağ tepeye. Şuraya. Aynen şu tepeye. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışırım. Ama vaktimiz düzgün yetmeyecek gibime geliyor. Umarım yanılırım. İnşallah yanılırım. Aynen şuraya küçücük bir ev yaparım. Muhtemelen ev yaparım ya. Yaparım. Vaktim var. Zaten buraya kadar zombiler çıkana kadar ben ev yapmış olurum. Yeterince odunumuz da var zaten ev yapmak için. Şöyle biraz yanlış bir yere koydum ama pek bir sorun değil. Aslında yapabileceğim kadar geniş yapmayı düşünüyorum şu an ya. Yüksek bir yere çıktığım için buraya zombilerin gelmesi biraz zaman alır. Ben evi 3 kat yapmanızı tavsiye ederim genellikle. Yani en az 3 kat şeklinde. 3 kattan kastım şu an yaptığım gibi. Bu arada zombilerin sesi duymaya başladı. Ben bayağı rahat hareket ediyorum. Biraz hızlansam iyi olur. En kötü şuradaki ağaçlara falan sığınırım. İşler yaparım yani. Onlar da... Aa, bu arada zombi şurada gördüğünüz üzere. Şurada bir zombi var. Buraya çıkamıyor henüz. Gece işte böyle zombiler geliyor. Bu arada 3 kat dedim ama 4 kat çıktım. Evet, şöyle. Aman geliyor, vallahi geliyor. Kılıcım da yok. Baltayı alsam bari. Şimdi bir aşağı iteyim de. Aha, önünü kapadık. Umarım arkadan falan gelmezler ha. Evet, aman. Korkutma. Aman lan. Lan. Gördüğünüz gibi elimizde silah yokken zombileri öldürmek biraz işkence. Yani pek savaşmanızı tavsiye etmem. Gerçi balta falan işinizi görebiliyor böyle durumlarda. Ama ben baltayı almaya üşendiğim için şimdilik kurtulduk. Henüz değil. Şimdi kurtulduk. An itibariyle güvendeyiz. Bu arada üstünüzü de kapamamız gerekiyor. Yani şey örümcekler de geliyor karşınıza. Örümcekler zıplayabiliyor bunların üzerinden. Yani belirli bir kareye kadar zıplayabiliyorlar. Bu arada yine crafting table'ım yok. Sürekli daha varmış. 2 tane varmış elimde. Hiç görmüyorum. Her neyse bir yatak da yapalım. Yatak yapmak için 3 tane yünü böyle koyuyoruz. Sonrasında aşağıya da 3 tane odun koyuyoruz. Bu kadar. Şöyle yatak için belirli bir alanımız olması gerekiyor. Sanırım yeterli alanımız yok. Varmış. Ve çevrede yaratıklar oluşunca yatamıyoruz yatağa. Hemen şunlardan bir tanesini ben öldürmeye çalışayım. Böylelikle yatalım uyuyalım. Yani size günün nasıl geçtiğini de göstermek istiyorum. Aa yere düştüm. Her neyse şöyle. Hiç uğraşmayalım. Şöyle çıkayım ben. Şunu da elime alayım. Baltayı. Burada bir yerlerde bir zombi var. Ama nerede? Bir görebilsem onu çok güzel olacak. Yine yere düştüm ama be. Neredesin zombi? Ah burada. Neyse ya. Cesur bir şekilde savaşalım zombiyle. Evet, zombiyi öldürdük. Şuradan kendime bir yol yapayım hemen. Artık yatabiliriz muhtemelen aynen. Çevrede çok yakında bir canavar varsa yatağa yatamıyoruz ne yazık ki. Ama genellikle ilerleyen seviyelerde ya benim şu an yaptığım şey bir ev değil. Baya üstün körü bir şeyler oldu. Eğer ev yaparsanız içerisine zombiler girebiliyor aslında. Şöyle ki kapıyı falan açık bırakırsanız içeri bir zombi girebiliyor. Ve sizi kötü duruma sokabilir. Ayrıca şu anda canım daha açlık seviyem azaldı. Gördüğünüz gibi şurada bir tane kaldı. Bu yüzden yemek yemem gerekiyor. Şurada çiğ etler var. Hemen şöyle bir göstereyim. Çiğ et yerseniz çok az bir şekilde artıyor. Gördüğünüz gibi 2 seviye arttı. Ama yeterli cobblestone'ımız yokmuş. Elde edebilir miyim buradan bir yerden? Edemiyorum. Ama hemen anlatayım. Şu gördüğünüz cobblestone'lardan elinizde varsa yani taşlardan şöyle şu şekilde şuraya ve şuraya kurarak bir tane ocak elde ediyorsunuz. Daha sonrasında kömür
kullanarak etleri ısıtıyorsunuz ve yani eti pişiriyorsunuz. Bu sayede canınız, açlık seviyenizi daha fazla arttırabilirsiniz yemek yiyerek. Evet arkadaşlar, işte Minecraft oyununda bir gün bu şekilde geçiriliyor. İlerleyen zamanlarda yeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.